Soso sevgi Sımırlar Plan Bob Game kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Merve, Not So Very serimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görmüş olduğunuz gibi gri nesildeyiz. Teen oluyor kendisi. En son nerede kalmıştık, ne yapmıştık falan böyle. Hani bayağı bir zaman da geçti üstünden. Unutmuş olanlar olabilir. Şöyle kısa bir hatırlayalım. Ne yapmıştık, yani neleri yapmıştık ve daha gri nesilde neleri yapacağız. Onları kısaca bir hatırlayalım. Bu arada buraya da şu neydi adı? Jay Huntington değil. Huntington, 3. Huntington'la şeye geldik. Beni davet etti. Buraya gezmeye geldik. Bakacağız neler varmış, neler yokmuş. Birazcık takılırız ama takılmadan önce neler yapmışız? Şöyle bir bakalım. Bizim Greta Berry Angela bakıyoruz. Hayat amacımızı tamamlamıştık. Bodybuilder hayat amacı bitti, onu unutuyoruz. Daha kendisi teen olduğu için herhangi bir iş seçemedik ama young adult olmasına şurada 3 gün kaldı. Aslında ben bunu son böyle bir gün kala, doğum gününe bir gün kala kayda gireyim diye düşünürken dedim ki bir baktım bizi bu Jay kimdi bu? Huntington, evet unuttum yine. Huntington buraya davet edince dedim buraya bir gezmeye gelelim. Bir de tabii ki 3 başarısız ilişki geçirmemiz gerekiyor. Birincisi Kiyoshi'ydi, ikincisi de bu olabilir. Çünkü kendileri neat değil, neat biriyle evlenmemiz gerekiyor. Biraz öyle bir vakit geçiririm. Ondan sonra da doğum günü partisi yapacağımızı söylemiştim. Galeriden indirdiğim güzel bir karaoke bar vardı. Orayı göstermemiştim. Karaoke barda bütün herkesi çağırıp güzel bir doğum günü partisi yapıp young adult olacağız. Sonra kariyerimize gireceğiz. Onun haricinde young adult olunca da pasaklı şeyini alacağız. Trade'ini alacağız. Aktif ve müzik severiz. Ve pasaklı da gelecek. Yani teenken birazcık böyle aktif, enerjik, şarkı söylemeyi seviyor falan filanken young adult'a geçince birazcık pasaklılık, böyle bir bezmişlik falan böyle üzerine düşecek gibi, işte saçma bir yorum yapıyorum şu anda. Skill'lere geldiğimizde, yeteneklere geldiğimizde fitness bitmişti zaten. Şarkı söylemede en son bir önceki videoda, yani bir önceki bölümde 7 falandı galiba. Ben birazcık tabii ki oynadım ve onu hemen 10 yaptım, bitirdim aradan çıksın. Parenting ile ilgili daha herhangi bir şey yapmadık. Parenting işte çocuklarımız falan olduğunda şey yaparız. Ya da önden böyle bir kitap alır okuturum falan filan. Başka da herhangi bir şeyimiz yok. Kiyoshi ile zaten dışarıya çıktık, böyle bir gezdik tozduk. Kendi zetiğin olduğu için daha 3. trade'i belli değil. O böyle otomatikman büyüse, young adult olsa belki neat trade alacak ve onunla evlenebiliriz. Bir yandan da şey diye düşünmüştük, yorumlarda yazmıştık. İşte 3 tane başarısız ilişkiyi tamam yapacağız. 4. kişi de, yani evleneceğimiz kişi de neat olmalı. Onu da işte Kiyoshi'den ayrıldıktan sonra, aradan bayağı bir zaman geçmiş. İşte biz böyle 2 farklı kişiyle daha birlikte olmuşuz falan filan. Sonra Kiyoshi de neat, işte temiz biri olmaya karar vermiş. Sırf Greta ile birlikte olabilmek için falan filan bir şey. Öyle bir hikaye yapıp tekrardan geri dönüp Kiyoshi'ye bir neat trade'i atayarak onunla evlendirebiliriz. Olabilir. Genetiği güzel. Bunun da güzel gerçi. Yani kasabanın böyle oyun tarafından kasabalara yerleştirilen böyle belli başlı güzel karakterler var, simler var. Onlardan devam ettirmek soyu güzel oluyor. Daha bizim buralarda da bir sürü kişiler var yani. Johnny var. Sadece goofballmış mesela. Şey var, Morgan var. Morgin. Morgi diyorduk biz ona. Aktör kendisi. Ama bunda da neat yok. Bunda trade'lerini öğrenmişiz. İşte bunlar potansiyel işte şey, başarısız ilişkiler olacak falan filan. Biz şöyle bir gelelim. Ben şuraya bir keşfedeyim ya. Burada neler varmış. Kamp ateşi falan filan yakabiliyoruz burada. Yazın. Mevsim yaz. Ateşi yakmışız. Bir Akdeniz akşamları. Gitarımız olsa. Gitarımız var mı bizim? Gitarımız yok ya. Tüh, şuraya bir gitar yanıma alaydım da bir Akdeniz akşamları çalsaydık. Klasik ateşi gördük mü Akdeniz akşamları olmadan olmuyordu. Şurada şöyle antik bir yerler, bir şeyler var. Buna girebiliyor muyuz? Hadi sivin beraber yüzelim. Buraya çıkmalı, atlamalı. Gözlüğünle mi yüzeceksin gerçekten mi? Abi de ters atlamalı mı? Yo, yemedi. Korktu. Bak şimdi, bak benim sporcuma bak diyecektim. O da burnunu tutarak atladı. Üşüdün mü, ne oldu? Çıkıyor sandım. Evet, şurada birazcık güzel vakitler geçirelim. Rahat bırakmıyorduk. Vah, güzel yüzüyor. Ama rahat bırakmıyoruz. Biz onunla konuşacağız. Ne yapalım? Şimdi onunla arkadaş mıydık birazcık? Biraz da bir arkadaşlık seviyemizi de yükseltelim. Yani çok az bir yeşillik var. Onu biraz fazlalaştırıp sonrasında 3-5 romantik bir şeyler de yapabiliriz. Ama young adult olduktan sonra yapsak daha iyi olur. Kendisi young adult.
Uzaktan uzağa niye konuşuyorsunuz? Biraz yaklaşsanıza. Şöyle bunun traitlerini biliyor muyduk? Bir dakika. Evet biliyorduk. Bu da bağlanmayı sevmiyordu. Bro aktif falan. Aktif ve bro oluşumdan birazcık anlaşıyoruz. İyi bir arkadaş olabiliriz. Buraya davet edilmeden önce de evde Kiyoshi vardı. Kiyoshi ile birazcık takılıyorduk. Şu aşağıdaki pembeliği birazcık fazlalaştırdım. 3-5 videoya kayda girmeden önce. Sonra bir baktım hemen. Üçüncü Huntington beni buraya davet edince dedim dur biraz ona da şans verelim. Sonuçta bu da başarısız ilişkilerden biri olacak. Oturdu şuraya. Oturmadı hatta uyuyor. Gerçekten. Beni çağırdım buraya Wuhu hakkında konuşalım. Çağırdı buraya oturdu. Şey yapıyor ya. Uyuyor. Wake up. Sen böyle yatacaksın mı burada? Birazcık vakit geçirelim dedik. Bu arada Greta'nın kaslı vücudu ve mayosu. Fadish. Can Kubu Koyba? Oh, yibs. Yibs. Cho Baba Harfene. Oh, Chorg. Yibs. Perry. Hasanu. Suna. Ubere. Korbani. Korbani. Allah önüme gelene tıklıyorum. Tuvaleti gelmiş. Buralarda şey olması lazımdı ha. Şuraya bir tuvalet yapsak. Çaktırmadı. Karnı da acıkmış. Şu ateşte bir şeyler yapabiliyor muyuz? Bir yemek pişirsek. Paraları yakabiliyoruz. Fire danslar bir şeyler. Fire color. Dark pink. Vay koyu pembe ateş. Hiç gerçekçi değil. Ateşe benzin dökelim. Daha da harlans. Bizim Huntington gitti galiba. Aynen akşam oldu. Bizi buraya çağırdı. Ondan sonra suratımıza bakmadan çekti gitti. Fosil bulduk, koleksiyoncu olduk. Şuralara şöyle ne istiyorum biliyor musunuz? Öyle bir paket gelsin böyle teenlere özel olabilir falan. Ve duvarlara grafitileri biz yapalım. Yani duvara bastığımızda mesela hani şeyde var ya festivallerde yerde böyle bir resim yapma şeyleri var, alanları var. Sanmay Shuno'da ki festivallerde. Onun gibi böyle bu duvarlara böyle özel duvarlar olsun. Basalım bunlara. Mesela grafitileri biz yapalım. Değişik böyle buraları boyayalım. Sanki gelinmiş de bak şuradan buralara böyle çıkılmış da şuralara grafiti yapılmış gibi bir hissiyat var. Öyle bir ambiyans yapmışsınız. Ama velakin onları biz yapamıyoruz. Şuradan travel back home diyelim. Buraya geliş gizli yer burası haritadaki. Evet tekrardan evimize geldik. Üzerimi bir değiştireyim. Mevsimlerden yaz. Şunu giyelim. En son ben buradan giderken Kiyoshi'yi burada bırakmıştım. Kiyoshi hala buralarda mı? Hayır yok. Anne baba buralarda takılıyorlar. Bizim şeyin de Yasmin'in de işe gittikçe her işten dönüşünde gerçekten tatile ihtiyacım var diye böyle şeyleri çıkıyor şurada. İstekleri ama tabii ki tatile matle götürmüyoruz. Bu da promotion oldu. Bunun kesin işiyle ilgili bir şeyler gelmiştir. Bir şey de gelmemiş. Bu nereye gidiyor? Pijamasıyla. Büyük ihtimalle şurada yemek yapacak diyecektim. Ha. Bunu hiç sevmemiş. Tüh. Evet yemeklerimizi yiyelim. Yasmin zaten galaksiler arası kaçakçı bir şeydi. Elder olmasına şurada 11 gün kalmış. 11 gün sonra Elder olunca belki ömrü çok da uzun olmaz. Kısa bir süre sonra ölür. Onu da buraya aile mezarlığımızın olduğu yere koyacağız. Martin'e bakıyorum. Martin'in ölmesine ne kadar kalmış? Martin Elder. Ha Martin de Elder olmadı tabii ki. Buna da 11 gün kalmış. Bunların ikisi de 11 gün sonra beraber yaşanacaklar. Güzel. Şunu bir kapat. Şimdi çocuğumuz A almıştı zaten. Ben bunu ödevlerini, projelerini falan yaptırdım. Şurada şöyle bir proje daha yaptık. Sonracığıma Kiyoshi ile de şöyle güzel anıları var burada duruyor. Birkaç kere daha etkinliğe bir şeylere çıkabiliriz. Şeye Huntington 3. Huntington beni çağırmadan önce Jay beni çağırmadan önce şu
Monday'deydi galiba ya da Tuesday'di hatırlamıyorum. Şuralarda şey vardı, bir etkinlik vardı. Ona katılayım mı Kiyoshi ile derken dışarı gezmeye gittik. 5 saat sonra okula gideceğiz. Okul çıkışı belki şey yapabilirim. Bunu böyle bir dışarıya bir yerlere gezmeye götüreyim. Alışveriş falan yapabileceğimiz bir şeyler var mı? Onlara bir bakmak istiyorum. Birkaç dükkan mükkan gezelim. Hani böyle gerçekçi olsun diye şimdi gece yarısı mesela sabaha karşı 4 olmuş. Hani 4'te de bir yere gitmezsin falan diye bir gerçekçilik yapıyorum ama normalde götürürüz yani. Yıkanıyor. Ya sen annesin ya, bir şey olmaz. Kurutucuya koy. Tamam. Dry. Sonra şuradakileri de wash machine yapabiliyor muyuz? Yapamıyoruz. Upgrade'imiz var mı burada? Yok. Tamam. O zaman ben buraları böyle hızlı hızlı oynayayım. 3 saat geçsin, şu okula gitsin gelsin, ondan sonra görüşeceğiz. Zaten bir gün kalacak. Sonrasında dışarı çıkarız. Birazcık bir işte galeriden indirdiğim farklı farklı yerler vardı. Oralara gideriz, bir şeyler satın alırız. Sonra eve gelip doğum günü pastamızı yapıp doğum günümüzü planlamamız gerekiyor. Öyle bir şeyler. O zaman okuldan gelişte görüşürüz. Evet, Great okuldan geldi. Yanında da okul arkadaşı Kiyoshi'yi de getirdi. Şuradan enerjisi birazcık kötü olduğu için hemen bir sleep, uyku iksiri alıp şuradan uykusunu düzeltmek istiyorum. Beraber geldiler. Arkasında duruyor ama şey yapıyor, kapıyı çalıyor. Bu da beni bir yere çağırıyor. Çok popüler oldum. Herkes beni arıyor, geliyor, bir yerlere çağırıyor. Bizimki birazcık sinirli. Bir sıkıntıları var. Neyse, Kyoshi'yi boş verelim. Kyoshi orada kalsın. Ya da bizle beraber de gelebilir aslında ama ben birazcık bir alışverişe gitmek istiyorum. Biriyle gitmeyeyim ya, tek başıma gideyim. Birazcık bazı yerleri gezelim. Bir şeyler alalım. Son bir günümüz, young adult olacağız. Teen halimizi biraz güzel geçirelim. Bu arada zaten burası o kadar dolu ki hiçbir şeyde ben oyunun yaptığı şeyleri yıkmayı sevmiyorum. Boş arsa olarak 3 tane arsa vardı galiba. Birine zaten şuraya evi koydum. Birine şu bizim şey var, basketbol sahası. Karaoke bar da şurası. Şuraya da bir tane bunu koydum. Yani kalkıp bir şey de yıkamazdım. O yüzden burada hiçbir şey yok. Buraya bir şeyler koyamadım. O yüzden New Crest'e gidiyoruz. Ta Misty zamanında buralara bir şeyler koymuştuk. Neymiş buralar bakalım. Şimdi burada ne varmış mesela? Böyle bir spa merkezi varmış. Burada da bir karaoke varmış. Hepsini de unuttum ha. Şu burger restoran varmış. Aa, evlenme yeri bak. Düğün yeri. Biz burada evlenmiş miydik acaba? Birilerini evlendirmiş miydik? Hiç hatırlamıyorum ama şey yaparız. Neat birini bulduğumuzda Greta'yı burada evlendirebiliriz şayet unutmazsam. Bu parkta da galiba evlilik yeri vardı. Parti yeri diyor ya da ben koymuş da olabilirim. Aynen, şu parkta da evlilik yeri vardı. Burada da restoran var. 3 tane restoran var. Üçünü de koymuşum. Havuz, eğlence, bir şey. Burada satın alma yerleri de çok yokmuş. Bu ne? Eşya store diyor. Ha, burada sinemamız varmış. Sinema koymuşum. Burada da bir shop var. Şu shoplara bir gidelim. Şurası kocaman bir yerde. Hatırlıyorum onu. Şu küçükten başlayalım. Ha, bizim Mistilerin evini görüyor musunuz? Burayı büyük ihtimalle düzenlemiş olabilirim. 3-5 böyle kendim bazı şeyler eklemiş olabilirim. Mobilyalar. Seviyorum ya. Keşke böyle şey olsa mesela. Yeni bir eve taşındığın zaman evi böyle eşyalı tutma var ya, eşyalı tutamayalım. Buy modda açılmasın. Ne kadar paramız varsa o kadarla gelip buralardan eşyaları alıp alıp evimizi dizelim. Gerçekçilik istiyorum ya. Yani eve taşındığın gibi mesela işte 20 bin smell'ine başladın. Evi işte tuttun 2000'e, sallıyorum. İşte geri kalan parayla da buy mode hemen kapalı olacak, şöyle şuradaki gibi mesela etkisiz hale gelecek. Geri kalan paranla da geleceğim, böyle bir tane koltuk, bir tane bilmem ne, bir şey bir şey alacaksın. Tabi bazı şeyleri alamıyorsun. Mesela mutfak tezgahı falan gibi şeyler alınmıyor. İşte onlar da alınabiliyor olması lazım falan filan. Böyle. Burada bir şey yokmuş. Sinemaydı. Şu büyük alışveriş merkezi buradan gözüküyor mu? Şurası. Aynen. Şöyle travel diyelim. Bayağı büyük de orası. Böyle farklı farklı alanlarda bir sürü şeyler vardı. Bakalım neler varmış. Kocaman bir yer. Şöyleli bir yer. Neresinden girsek, ne yapsak? Öncelikle şurada bir kıyafet yeri var. Evet.
Kıyafet mağazası. Gel şuraya. Mesela buralardan bir şeyler alınabiliyor. Alalım. Mesela bak böyle kristaller bir şeyler. Şu kafatası çok hoşuma gitti. 8 dolarmış. Ben niye 12 dolar aldım? Kazıkçı mağaza burası. Yukarı çıkalım. Aa bak buraları da dizmişim. Bu mankenler falan kesin yoktu ha, ben koydum bunları. Böyle kıyafetler yapmışım. Burada ne varmış? Şöyle parfüm marfüm bir şeyler. Mesela şöyle bir parfüm varmış. 175'e bunu da alalım. Burası neciymiş? Böyle oturup dinlenme. Kasa yerleri. Burada da tuvalet varmış. Tamam. Böyle ev ev yapılmış. Şey böyle küçük küçük bitişik dükkanlar şeklinde. Hemen şu yan tarafta da cupcake'çi var galiba. Ama ben tabii kayıt dışı genelde bu tarz cupcake'çilere girip cupcake'leri buralara yerleştiriyorum, şu yerlere ve satılabilir hale getiriyorum. Ne yazık ki o olmamış. Hani burada yap, oralara yerleştir gibi. Ve şurası çok tatlı, bakar mısınız? Şurada mesela biraz böyle şey, çok bitişik bitişik ama şu pembe çiçekleri falan da ben koydum bu arada. Bak hatırladım şimdi. Böyle oturup güzel romantik romantik cupcake yiyebilirsiniz. Burası da bir restoran. Atıştırmalıklar. Üst katı. Evet, burada da böyle bar gibi. Yemeğini, atıştırmalıklarını al, buralarda otur. Televizyon izle, bir şeyler izle. Şurada otur mesela, maç izle falan, futbol. Maç yayınları falan. Ha, kütüphane. Ha, kahveni al. Kahveni içerek buralarda kitap falan oku. Şeyler. Bundan alamıyoruz. Şeyde Sims 2'de ne güzel böyle şeyler vardı. Bunlardan dergi mergi alıyorduk. Evet, bir üst kat daha var. Artık daha üste çıkıyorsa açık alan. Açık alanda sohbet, muhabbet. Tamam, burası da böyle vermiş. Burası neresiymiş? Aa bak burada. Bura güzel mağazaymış. Herkes burada galiba. Ne alabiliriz? Bir tane şöyle gri havlu alalım. Nereye koyacaksam bunları. Şöyle şu gri mor tonlarda oje alalım. Önüme geleni alıyorum. Nereye koyacağım bunları hiç bilmiyorum. Kitap alışverişi diye geldim ama. Onun harici ne varsa aldım. Evet, onu da aldık. Arkada burada ne varmış? Küçük bir tuvalet yapılmış. Yukarı çıktığımızda yukarıda da bir sürü bir şeyler var. Şuralardan yine kitap alınıyor. Kıyafetler, mıyafetler. Başka bir üst katı var mı? Hayır, yok. O zaman buradan da çıktık. Hemen yandakine giriyoruz. Burası da bir bar ve müzik aletleri alıp çalabiliyoruz. Satın alma da olması lazımdı burada ya. Müzik dinleme yeri. Geç. Burası neresi? Burası da böyle bir açık bar gibi bir şey. Değişik tasarlanmış. Yan taraf çiçekçiydi. Aa, çok güzel çiçekler var burada. Çiçek alışverişini seviyorum. Boş ver, almayalım. Yukarı çıktık. Oo, yukarıda da bir sürü dünya kadar çiçekler var. Evet, şöyle gelelim. Buralarda bir şeyler ekilebiliyormuş. Ha, burada fotoğraf çekimi. Fotoğraf stüdyosu. Gelip burada fotoğrafını çektirebiliyorsun. Üst tarafta da resim mesim bir şeyler yapma yerleri. Şurası neymiş? Mutfak. Yemek yeri. Burası da bir restoran gibi. Tuvalet. Üst kata çıktık. Ha, bak burası da güzelmiş. Burada böyle oturabiliyorsun. Bir de bunun böyle bahçe katı var. Ha, burası da çok güzelmiş. Manzara da. Şeye karşı şurası. Göl manzaralı. Biraz böyle şey yani galeriden indirdiğim mağazayı geziyoruz tarzında bir şey oldu gibi gözükebilir ama yani satın alınabilecek bir şeyler falan da arıyorum. 3-5 alışveriş de yapıyorum. Burası da kütüphane gibi bir şey. Burada yine atıştırmalık bir şeyler. Üst kat bilgisayar. Evet, bu kadarmış. Dışarıda da böyle oturdum, eğlendim. Bir şey. Tamam. Biz alışverişimizi yaptık. Burada çok da fazla bir şey yokmuş. Tekrar bir travel diyeceğim. Büyük ihtimalle Magnolia'ya da bir şeyler koymuş olabilirim. Şu anda cupcake yapmaya gitti. Vanilyalı cupcake yapıyor. Şaka mısın? Ha, iptal. İptal de edemedim. Travel. Tekrar gidelim.
Evet, burası bu kadar. İki tane alışveriş yeri var. İşte spa'ya gelinebilir, restorana falan, eğlence buralara, pool'lar, mullar, oralara da umarım unutmazsam gelirim. Evden biraz çıkmak lazım. Evet, buraya bir şey yapmamışım. Buralar aynı duruyor. Aynı mı bunlar? Aynı herhalde. Şuraya bir gidelim. Bakalım ne varmış. Evet, bakalım bakalım. Burası aynen. Eski halmiş. O zaman biz evimize gidelim. Bir an böyle unuttum. Yani Magnolia'ya da başka bir şeyler koymuş muydum falan oldum ama o öteki serilerdeydi galiba, burada koymamıştım. Johnny beni ziyarete gelmiş. Ne haber? Özür dileyelim. Neden özür diliyoruz acaba? Onun da hiçbir şeyini öğrenememişiz bak. Ay, bu da nefret etti şeylerden, mobilyalardan. Şuna ne desek, şöyle bir neymiş acaba şeyleri? Hani böyle Kiyoshi ile ilgili bir hikaye falan kurdum ama şimdi bu Need çıkarsa şey yaparız yani, bununla da devam ettirebiliriz. Açlıktan ölüyor. Fırladı gitti. Benim aldığım havlular falan da öteki tarafa düştü galiba, aile şeyine. Kuru kafayı nereye koysam? Şurada bir adet kuru kafamız olsun. Tamam, yemeğini yesin. Bir yandan da şunun diğer şeyini de öğrenmek istiyorum. Get now demiştim ama çıkmadı. Yine mahvettiler buraları ya. Şu hayaletler var ya, gelip gelip her şeyi bozmakta birebirler. Heh, küvete girmiş. Neyse. Benim kaç günüm var? Evet, son bir günüm var. Ben şimdi doğum günümü falan bir şey yapacağım. Planlayacağım. Şuradan bir tane cook diyelim. Kendimize beyaz olabilir. Ya beyaz biraz griye benziyor. Beyaz bir pastamızı yapalım. Dolapta dursun. Ay. Giderken de unutmayayım da pastamı da yanıma alayım. See you later dedi. Johnny gitti. Bir Johnny kaldı, bir tane trade'ini öğrenmem gerekiyor. Sonra şurada Easy var. Genius'mış. Stilist'miş. Dominic evliymiş. Moira Fires'la. Boşandırırız. Yeni güncelleme geldi biliyorsunuz. Şey var. Böyle biriyle işte arkadaş oluyorsun, sonra şey diyorsun. Arkadaşına tavsiyelerde falan bulunuyordun, bir şeyler oluyordu. Tam ben de incelemedim de işte, bence o sana göre değil, ayrıl falan filan, öyle şeyler. Öyle yapıp biz gider evleniriz. Tabii niyet olması gerekiyor. Şimdi doğum günü partimizi ayarlayalım. Cuma günü. Cuma günü okula gidecek. Okuldan saat 3'te gelecek. 3'te geldikten sonra hemen bir birthday party. 3'te gelsin, 4'te başlasın. 4'te de şey geliyormuş, Martin geliyormuş işten galiba. Birthday sim, Greta Berry Angel, tamam. Şimdi guestlerde Martin gelsin, Morgie gelsin. Dominic gelmesin, boş ver. Izzy gelsin, bizim grup gelsin zaten. Jay gelsin, Kyoshi gelsin, Miko gelsin. Miko ile de çok iyi anlaşmamışız ama Johnny gelsin. Evet, zaten bu kadar. Annesi niye yok burada? Tamam, 5 kişiyi çağırdık. Ya da sadece arkadaşlarım, anne gelemiyorsa sadece arkadaşlarıyla toplandığı bir şey olsun. 1, 2, 3, 4, 5, şu da 6. 6 kişi, tamam. Yemek yapan biri gelmesin birisi, ya da ver parayı ya. Biri gelsin. O da gelen kişi de pasta yapar büyük ihtimalle ama o karaoke barda bunu yapabilecek biri yoktu galiba. Boş ver o zaman onu. Şu gelsin, varsa biri. Eğlence için de biri gelsin. Şimdi orayı bulmam lazım. Karaoke barı bulamayacak mıyım ben? Aa, yok galiba. Ben böyle bulamadım. Bir dakika. Save diyelim. Bir gidip oranın adını falan öğreneyim. Niye çıkmadı orası?
Karaoke bar diye geçiyor. Bar olarak geçiyor. Barlardan biridir de dışına falan bir bakayım. The Karaoke Cafe. Yani yemekçi de çağırdım. Ne olur ne olmaz işte. Hepsinden birer tane çağırdık. Devam edelim. Saat 16 p.m. 4 p.m'de başlasın. Şimdi kafe yazanlara bakmak lazım. Bar değil. İki tane kafe var. O da bunlar. Tamam, o zaman buralara gitmeyelim. Evde yapacağız. Sonra hemen parti bittiği gibi karaoke bara şeye gideceğiz. Öyle yapacağız. Yapacak bir şey yok. Beri ailesi evi. Tamamdır. Doğum günümüz ayarlanmıştır. Şimdi ben buraları hızlı hızlı yine kendim takılacağım. Doğum günü partisi zamanı geldiğinde görüşürüz. Evet, Greta okuldan geldi ve doğum günü zamanı geliyor. 1 saat kaldı. Konuklar gelecekler eve. Şöyle bir tuvaletini yapsın. Aslında keşke yaptırmasaydım. Şuradan bir tane şunu içelim. Johnny. Okey, zaten doğum günü için geleceksin yani. Tekrardan niye geliyorsun? İç bakalım onu. Hadi. Tamam. Let's start dedik. Şunu boş ver. Şunu içmen lazım. Hadi. Barımız yokmuş. Onumuz yokmuş. Bunumuz, piyanomuz yokmuş. Hiçbir şeyimiz yokmuş. Eğlenceyi yapacak adam ne yapacak belli değil. Piyano yerine bir tane gitar koysam. Ya da gitar koymasam. Piyano mu koysam? Şuraya bir tane piyano koyalım. Tamam, etkinlik için özel piyano getirtmişler. Çöp kutusunun yanında. Çöp kutusu burada olmasın ya. Çöp kutusunu şuraya falan koyalım. Postamız da şurada dursun. Tamam. Şu da şurada dursun. Şunu kimse sevmiyordu. Şey de yapalım. Bir dakika. Bir tane de bar bulmam lazım. Evet. Şöyle de bir tane. Süslü püslü. Şimdi şöyle bir şeyi yaptık. Herkes yerine gitsin. Şuradan open diyelim. Nerede benim beyaz doğum günü pastam? Burada yapılamıyor. Şimdi bizim kızımızın parti kıyafeti neymiş? Bu muymuş parti kıyafeti? Gerçekten mi? Kıza güzel bir parti kıyafeti verseydik. Neyse, şöyle yazlık şu kıyafetiyle olsun. Şimdi haydi bakalım. Make a wish. Millet toplansa keşke. Evet, büyüyor. Büyüdü. Şimdi buraya da ne koyuyorduk? Snop mnop bir şeylerdi. Neredeydi o acaba? Slop muydu? Slop olması lazım. Bakayım, 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 bakayım. Slop, aynen. Pasaklı. Şu slopumuzu da koyduk. Doğum günümüzü kutladık. Play, gaming falan filan. Şimdi şunları yapmam lazım. Eat food. Herkes. Call to meal. İlk önce bir herkes yemek yesin. Yemeğimizi hallettik. Yemek yeme vardı. Eat keki. Yemek ayrı, kek ayrıydı. Neyse. Şurada bir tane daha kek yapmıştır biri. Boyuna yemek yapıyorlar. Ay, adam geldi, her yerde yemek yapıyor. Kim toplayacak buraları? Ay, hala yemek çıkartıyor bu adam. Her yerden yemek çıkartıyor, yapıyor. Neden herkes burada toplanmış? Bu adam yüzünden. Şimdi eğlence olarak şurada hep beraber şey yapsak. Challenge yapalım, basketbol. Biz toplanıp karaoke bara gidecektik. Dur, şey bitsin de sonra oraya gideriz. İzinin de kıyafete bak, tam parti kıyafeti. Aa, bizimki gitti. Şunu dinleyesi var. Israrla bunu dinlemek istiyor. Neyse. Gold kazandık. Bu ne? Promotion olmuşuz. Büyük ihtimalle öğretmen bunu kazanmış. Neyse, bu burada kalsın. Bu da burada kalsın. Evi bir temizlemek lazım. Ev baya kötü oldu. Bizim Yasmin de boyuna işe gidiyor. Boyuna işe gidiyor. Şimdi şunu dolaba koysak.
Şunları da temizleyelim. Her taraf şey oldu ya. Kesin şu bilgisayarın altına hep konuluyor. Bunun altına bir şey konulmuştur. Aa, hayret, konulmamış. Şuraya gelmişti. Koyacak bir yer bulamadı herhalde. Neyse, ben şimdi dur. Şey yapayım. Ekiple toplanma yeri neresiydi benim ya? Ha, kortta toplanıyorduk. Toplanma yerimizi şimdi şey yapalım. Windenburg The Karaoke Cafe. Aynen şurası. Bak, burada seçebiliyoruz. Şimdi H'lerde de teen'i kaldıralım. Young Adult ve Adult olsun. Ya şu Miko'yu kaldıracağım. Miko ile çok şey yapmıyoruz. Konuşmuyoruz. Tamam. Evet. Karaoke kafemize geldik arkadaşlar. İndirdiğim karaoke kafe. Bu şekilde. Dışarıda da oturma yerleri var. Bunun bir önceki bölüm göstermiş miydik? Bir an sanki göstermişim gibi hatırladım ama. Şurada mesela hep beraber şunu denesek. Acaba. Beğenir miyiz? Kimse beğenmedi. Nargile kafe. Gerçekten bir kere de şunu seven birine rastlasak. Şuradan daha yeni yemeğimizi yedik ama bir şey yemeyelim. Evet. Buranın üst katı var mıymış? Yokmuş. Şimdilik şurada şarkıyı benim söylemem lazım. Sen değil. Sen git. Ben söyleyeceğim. Ya. Güzel şarkı. Şunu giyelim. Bu da eşlik ediyor. Başka da kimse yokmuş burada. Evet. Düet. Düet denemek istiyorum. Huntington. Üçüncü Huntington'la. Slow şarkı. Vaa, çok güzel sesiniz var yalnız. Şunu sese bak. Detone oldu ama. Batırdın, batırdın, git. Güzel sesli bulalım. Pop. Kim? Mesela Morji. Morji nasıl söylüyor bakalım. Upala Gorf, Upala Zembi, Upala Tway, Even Zipital. Birinizin de sesi güzel çıksın. Oh, be sure.
En azından biraz eşlik edebildi. Boşver. Neyse, diğerlerine de bakmayalım. Şimdi bu arada traitlerini öğrenmediğim kişiler. Morgie'yi öğrenmiştik. Burada Neat yok. Geçiyorum. Burada da yoktu zaten. Üçüncü Huntington'da da Neat yoktu. Izzy'yi öğrenememiştik. Izzy'nin Genius'tan sonra işte neşeli ve outgoing'miş. Onda da bir şey yok. Johnny'nin de sonuncusu kalmıştı. O da outgoing'miş. Ne yazık ki burada da Neat'i tutturamadık. Şimdi Kiyoshi'yi birazcık büyütmek lazım. Kiyoshi'yi büyütüp bence Neat yapayım. Bununla da devam edelim. Bir sonraki, gri'den sonraki rengimiz bizim mor. Aslında şu Izzy çok hoşuma gitti. Hani saçı da zaten kendiliğinden aslında pembe birazcık ama. Hani dedim bu olursa bunun olur ama ne yazık ki olmadı. Arkada yemek yiyorlar. Neat değilmiş yani. Onlardan biri Neat çıksaydı direkt kafadan şey yapardım. Şimdi ortalıklarda Neat aramakla uğraşmak istemiyorum. Ben eve gidiyorum. Oturmuş orada şey yapıyordu ödevini. Eğlendik. Grubun seslerinin çok kötü olduğunu gördük. Aslında grubu dağıtıp yeni bir grup da kurabiliriz falan. Bir şeyler de olabilir ama gerek yok ya. O bizim grup öyle. Gruba yeni insanlar alır. Şimdi Miko'yu attık. O artık bizimle takılmak istemiyormuş. Başka bir yere taşınmış falan. Şimdi gruba koyabileceğimiz yeni insanlar olabilir. Aizen, Mahajan. Da soyadımızın da bu şekilde devam etmesini istemiyorum. Berges, Bergeron. Yani Neat Trade'ini seçsem mesela kimler çıkar acaba? Çok merak ediyorum. Aktif dedik. Alien seçmişim ben uzaylı. Alien'i kaldıralım. Aktif olsun. Başka Bro biri olabilir. Neat birini görmem gerekiyor. Evet, Neat birini seçmişim. Müziksever, outgoing demişim. Slope, spellcaster, büyücü olabilir. Vampiri seçmişim. Değişik şeyler olsun diye. Alien'ı da seçeyim gerçi. Hepsini seçmişim. Tamam. Bu şekilde devam etsek. Buraya kimleri? Bako, Zhang. Acaba Neat mi? Böyle siyahi. Bizim zaten Greta birazcık böyle bir esmerdi. Bununla biraz daha siyahi olabilir. Simon Silversweater zaten şey. Büyücü, onu biliyoruz. Mortimer'ı geç. Gruba kimleri? Yeni iki kişiyi ekleyelim. Marcus Flex. Marcus Flex kimdi ya? Douglas Bloom var. Aa, bizim bu şeyler olabilir aslında. Vallahi olabilir. Yasmin'in gidip o farklı memleket vardı ya. Neresiydi orası? Uzayda bir şehir, bir şey. Oraya gittiğinde orada karşılaşmıştı Douglas Bloom'la. Douglas Bloom'u ekleyelim ya. Tipi güzele benziyor. Yani herhalde insan hali de güzeldir. Şu Marcus Flex'e bakmak istiyorum. Marcus Flex nasıl biriymiş? İnvite desem bu saatte gelmez herhalde. Bu biriyle evliydi ya galiba. Şimdi bizim join kariyer diyelim. Hemen bir sporcu kariyerimizi, atlet seçtik. Bu işe gireceğiz. Daily'si de şeymiş. Yağmur yağıyor. Şuraya gelsin. Şurada değil. Şurada birazcık çalışsın. Not start diyor. Hemen bir çalışsın. İki gün sonra işe gidecekmiş. Şu Marcus'u merak ettim ya. Marcus'la Douglas'a bir bakmak istiyorum. Sabah bir olsun ki oldu. Bir 9 olsun. Sen niye yıkanmaya gitmiyorsun ki? Aa, düştü, bayıldı, bir şeyler oldu ona. Atlet kariyeri kolaydı. Onu hemen hallederiz. Sadece işinin şey yanı, hayat amacını bitirdiğimiz için uzun ömürlü olacak. Greta'nın ölümü çok çok uzun sürecek. Bir sonraki Plum nesliydi. Plum neslinde anne sürekli kalacak orada. Yine anneyle babayı çocukla beraber farklı bir eve taşındıracağım. Baba ölse de anne bayağı bir kalacak. Ömür uzun oluyor. Mükemmel Genetik serisinden biliyoruz. Bizim bir Jenny vardı galiba. Ölmeyen. Aha, birisini şimşek çarptı. Vallahi. Aa, iyi ölmedi ha. Her yerde yemek dolmuş. Koş git tuvaletini yap. Sonra da yıkanmaya gir. Ay, bunu da yıkanması lazım. Tabii eve şimdi bir tane şey de yetmiyor. Bunun önceliği vardı, o girdi. Sen şöyle bir üstünü değiştirsen acaba düzelir mi?
düzelmedi. Yıkan. Sabahın 10'u oldu. Marcus Flex. Bu ne? Donation. Tamam, verelim. 1000 lira bir bağışta bulunduk. Şöyle yapalım. O kadar bağışta bulunduysam sen de buraya bir gel bakalım sana. Kulübü neymiş? Party House, Power House, Biceps. Biceps'e de yeni girdi. 3 tane kulübü var. Adam inanılmaz şey. Aktif. Bütün kulüplerde geziyor. Bakalım bu... evliydi biriyle. Sanki. Single'mış, aktif. Bakayım şunun tipine. Evet, ha bakın. Bu olabilir. Güzel, tamam. Bunu şeylerini öğreneceğiz. Sen Tom diyelim. Bir de şeye bakmak istiyorum. Douglas. Douglas bir gelsin. Sen ne yapıyorsun buralarda ya? Evet, Douglas da geldi. Oh, Sarkini. Ah! Şu değişiklik olsun diye tabii ki Douglas olabilir. Bir şu şekilde bakmak istiyorum. Modify kasa gidelim. Bir kastan bakmak istiyorum şimdi onu. Nereden başka türlü bakacağım tipi nasılmış diye. Aa, kızılmış. Sakalı çıkarsak. Bak bu da fena değilmiş he. Ama bu ne bu? Ha, adultmış. Buraya da makyaj yapmış. Şeyini de görmüş olduk. Hayvan, romantik, dans. Hmm, çık. Meat değilmiş. Marcus'a da o şekilde baksaydım keşke. Neyse, onlara da ben kayıt dışı bakarım artık. Bölümümüzün sonuna gelmiş olduk böylece. Şuna bir cent diyelim. Şu yemeği şuradan alıp atsak keşke derken o alıp attı zaten. Tamam, bunu gönderelim. Git artık çocuğum. Gitmiyor. See you later dedi, gitti. Şurayı da kapatalım. Şu da şuraya birazcık relax yapsın. Bu da 23 saniye sonra işine gidecekmiş. Evet arkadaşlar, bölümümüzün bu şekilde sonuna gelmiş olduk. Yani Greta'mız büyüdü artık. Young adult oldu. İşine de girdi. Bundan sonra işine gidip gidip böyle işinde yükselmesini göreceğiz. Ve neat birini bulmaya çalışacağız. Açıkçası şu Marcus'a bir bakayım diyorum. Kayıt dışı ben buna belki bir bakarım. Öğrenirim bakayım neymiş ne değilmiş. Marcus'la olabilir, değişiklik olsun. Yine böyle bir hani zaten bizim Greta siyahi. Bu da siyahi. Böyle daha böyle koyu tonlu birini elde etmiş olabiliriz. O olabilir farklı bir ten olarak. Ya da uzaylı olabilir. Yani hiçbiri neat değil de hani kalkıp da Kiyoshi'ye neat trade'i koymayı düşünüyorsak bunları da koyarız o zaman. Yani mantıken ben neat birini, gerçekten neat birini bulmayı istiyorum ama dur bakalım. Yani bunlar hep yedekte duruyor. Kulüpten bazılarını çıkartıp bazılarını ekleyerekten yine neat birini bulmaya çalışacağım. Sonuçta kulübün özelliklerinde, trade'lerinde neat'i seçtik ama hiç neat biri denk gelmedi. Bakacağız, göreceğiz diyorum. O zaman bölümün sonuna geldik. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz tabii ki beğen tuşuna basmayı unutmuyorsunuz. Aynı zamanda yorumlarınızı, düşüncelerinizi de videonun altına yorumlar bölümüne yazmayı yine unutmuyorsunuz. Ve... İlk defa geldiyseniz yeni keşfetmiş olabilirsiniz ya da uzun zamandır takip ediyorsunuzdur ama abone olmamışsınızdır. Bir abone ol tuşuna basarak destek olursanız çok çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.